Roman sanatının okurları en çok etkileyen taraflarından birisi, şehirleri, o şehirleri kuşatan damarlara benzeyen sokakları ve mahalleleri de yaşayan bir kahraman gibi anlatabilmesidir. Edebiyatımızda Ahmet Hamdi Tanpınar'dan Orhan Pamuk'a kadar birçok usta romancı İstanbul'u yaşayan bir canlı gibi anlatmışlardır. Romancılar şehirleri anlatırken o mekanlardan bambaşka bir varlık ortaya çıkartırlar. Şehirlere ve mekanlara farklı bir karakter kazandırırlar. Metin Kaçan'ın ağır romanı ise İstanbul'un arka sokaklarına ve öteki karakterlerine ışığını tutmuş edebiyatımızın en renkli romanlarından biridir. ...1961 yılında Kayseri İncesu'da dünyaya gelir Metin Kaçan. Okuldan mezun olmasının ardından 1988 yılında çeşitli mizah dergilerine kısa öyküler yazarak edebiyat dünyasına katılır. 1996 yılında sinemaya uyarlanan ağır roman, 2003 yılında Fransızca'ya çevrilerek bu ülkede de yayınlanır. Metin Kaçan ağır romanın ardından tiner ve uçucu madde kullanan sokak çocuklarının yaşamının anlatıldığı İstedikleri Yere Giderler adlı çizgi roman çalışmasına Kemal Aratan'la beraber imza atar. Fındık 8 adlı ikinci romanı 1997 yılında yayınlanan Kaçan, karikatürist, sinema oyuncusu ve yapımcı Hasan Kaçan'ın kardeşidir. Kaçan, 2013'te hayata gözlerini yummuştur. İstanbul'un bile isteye göz ardı edilmiş semtlerinden biri olan tarla başındaki Tayyare Sokağı olarak da bilinen kolerada geçen bir mahallenin ve o mahallenin sıra dışı insanlarının hikayesidir. Kolerada her türden insanı bulmak mümkündür. Kaçan bu insanları masalsı bir üslupla anlatır. Baş karakter Gıli Gıli Salih'in etrafından şekillenen olaylar zincirini okurken karşınıza ağır olayların çıkacağını kitabın daha ilk satırlarından itibaren hissetmeye başlarsınız. Çünkü koleradaki hayat kolay bir hayat değildir ve her şey bir tür zorbalıkla dönmektedir. Kaçan'ın üslubu da bu zorbalık karşısında epey sert ve neredeyse bitirin bir üsluptur. Metin Kaçan'ın yazarlığı ne yazık ki yargılandığı davanın, ayrıksılığının ve elbette son olarak intiharının epey gölgesinde kaldı. Edebiyat bilimcisi veya edebiyat tarihçisi tarafından çok çalışılmadı. Kurmacaya kadar çoğulculuğun, kurgu kişilerinin bilincinin, gerçeğin sarsıcılığının ciddi anlamda değiştirdiği yeni bir anlatıyla karşılaşmış oluyoruz. Belki burada şundan bahsetmenin tam zamanı, Tanpınar'dan Şerif Mardin'e kadar sürekli dillendirilen eleştiriler var. İşte din ve siyasetin edebi metin üzerinde ya da edebiyat üzerindeki belirleyiciliği. Bu doğal olarak yazarı ahlakiliğe ve vicdaniliğe sürükleyen bir tutum. Bunun neticesinde yazar aslında üretiminde çok özgür değil. Dolayısıyla ortaya çok da yaratıcı metinler çıkamıyor. Çünkü edebi metin bir sorumluluğu üstlenmek zorunda kalıyor.
Fakat Metin Kaçan'ın ağır romanda bu sorumluluğu metne yüklemediğini görüyoruz. O zaman burada yeni bir roman var, yeni bir metin var, yeni bir gelenek var, yeni bir yazar tipi var aynı zamanda. Yani yazarın ahlakçı bir tutumunun olmayışı ortaya elbette ahlakçı olma gayesinde olmayan daha özgür bir metin çıkarmasını da sağlamış oluyor. Peki bu ortaya neyi koymuş oluyor? İşte metnin asıl sarsıcı tarafını, kötücül olanın, gerçek olanın çarpıcı şekilde ortaya koyulabilmiş olmasının da esas sebebi aslında. Yani artık Metin Kaçan ve onun da dahil olduğu yazarlar nesli diyelim, ahlaki olma zorunluluğunu hissetmeyen yeni yazarlardır. O yüzden ağır romanda işte bu Türk edebiyatındaki yenileşme döneminde daha özgür metinlerin üretildiği ayrı bir yerde durur. Berber Ali, uzun zaman başka semtlerde yaşamını sürdürdükten sonra Kolera'ya yerleşmiş ve burayı da çok sevmiştir. Sert mizaçlı olan Berber Ali, çevresinde saygı duyulan bir kimsedir. Ayrıca işlettiği berber dükkanı da semtte insanların uğradıkları bir yer olarak bilinir. Ali'nin iki oğlu vardır. Gıli Gıli Salih ve Reco. Reco'nun aklı hep çizgi romanlardadır. Okumayı çok sevse de okulla arası pek de iyi değildir. Babası da bu gerçekten dolayı Reco'ya hep kızar, hatta ara sıra da döver onu. Metin Kaçan, şüphesiz 20. yüzyıl Türk romanının en çok tartışılan, üzerinde en çok durulan isimlerinin başında gelir. Kendisinin gerek izleksel, gerekse dil ve üslup bakımından ortaya koyduğu tercihler, aslında Türk okurunun hakim edebi eğilimlerinin az çok dışına taştığı iddia edilebilecek niteliktedir. Kimi değerlendirmelerde özellikle üzerinde durulan husus, Metin Kaçan'ın toplumcu gerçekçi bir yazar olduğu şeklindedir. Metin Kaçan'ı toplumcu gerçekçi bir yazar olarak tavsif etmek pek de mümkün değildir. Zira eserlerinin tamamına yakınında aslında toplumcu gerçekçi yazarları özgü ideolojik vurguların çok belirgin hatlarla belirdiğini, ortaya çıktığını öne sürmek mümkün değildir. Yine kendisine yönelik kimi değerlendirmelerde yazarın postmodernist bir anlayışın ürünü olarak beliren bir kurgusal yapı yarattığı düşünülür, iddia edilir. Fakat özellikle ağır roman metninde postmodern romanın belirleyici parametrelerinin birer teknik olarak kullanılmadığını görürüz. O daha ziyade içinden çıktığı çevreyi tüm gerçekliğiyle ortaya koyma temayülünün hazırladığı bir edebiyat anlayışına sahiptir. Metin Kaçan tutunamayanları, kenarda kalmış insanları, öteki diye tabir edilen kesimleri gayet ustalıkla romanlarına taşımış birisi. Ve bunu yaparken de kendi söylemini egemen söyleme karşı durarak kurmuş birisi.
kendi dilini egemen dile karşı durarak oluşturmuş ve bunu anlatmış birisi. Hal böyle olunca toplumun o aydın ve entelektüel diye tanımlandırdığımız, isimlendirdiğimiz kısmı tarafından eleştiriye maruz kalmış. Çünkü ötekinin yaşadığı problemler, sıkıntılar, gayri ahlaki durumlar, hırsızlıklar gibi meseleleri bütünüyle romanlarında, eserlerine yansıtınca toplumun karşısına bir ayna yerleştiriyor ve bu aynada yansıyan görüntüler haliyle her zaman iyi, doğru ve güzel görüntüler olmuyor. Ağır romandan sonra aynısını yapmaya çalışan çok yazar oldu. İşte şu an büyük romancı diye tabir ettiğimiz isimler de buna soyundu. Beyoğlu'yla alakalı, sokak hayatıyla alakalı, ötekiyle alakalı bir sürü eser yazdılar ama hiçbirisi ağır roman kadar ses getirmedi. Çünkü ağır roman gerçekçiydi. Metin Kaçan ağır romanın aslında bir karakteriydi, kendisiydi. Haliyle bu gerçekçilik okuyucuda çok farklı bir karşılık buldu ve hak ettiği yeri şu an için koruduğunu ve bulunduğunu düşünüyorum eser olarak. Ali iki oğlunun da bir şekilde iş güç sahibi olmasını ister. Reco'yu mahalledeki bir marangoza gönderir ama Reco bir şekilde işi asar. Tüm bunlardan dolayı da Reco, babasının baskısını sürekli üzerinde hisseden taraf olmuştur. Reco futbola da ilgi duyar. Hatta mahalledeki bir maçta kalecilik yaparak mahallenin kalbini kazanmayı başarır. Ali ise bu maçı hemen duymuş ve maçın oynandığı yere gelerek Reco'yu zorla götürmüştür. Bu durum Reco'yu çok üzer. Evi ve şehri terk eder böylece. Salih karakterinin başından geçenlerin bu kadar gerçekçi anlatılması ve hikayeye eşlik eden destansı, masalsı figürler ağır romana bir film havası da katar. Salih koleranın bir çocuğudur ve kabadayılık üstüne başına tam uymasa da ruhunda vardır. Arap Sado'dan aldığı sustalı bıçakla da o kader alnına çizilir bir bakıma. Buradaki kabadayı karakterleri bir tür Robin Hood gibidir aslında. Çünkü Salih, Arap Sado gibi yoksulun yanında biridir. Yani serseridir ama kral bir serseridir. Mahallenin dediği gibi. Hikaye ilerledikçe epey zengin bir kadroyla tanışırız. Neredeyse Kaçan bize kolerayı adım adım gezdirir ve tanıtır. Tilki Orhan, Gaftici Fethi, Puma Zehra gibi ilginç karakterlerin hikayelerini öğreniriz. Ara sıra vurgulanan Reco da tablonun eksik ve özlenen tarafıdır. Metin
Metin Kaçan temelde özellikle argo literatürüne oldukça hakimdir ve bunları yalnızca kahramanlarının sosyolojik, ideolojik, kültürel aidiyetlerini ortaya koymak, bir atmosfer çizmek amacı bakımından ortaya koymaz. Aynı zamanda anlatıcıya da bu üslup özelliklerini bir bütün halinde taslak olarak benimsetir. Dolayısıyla Metin Kaçan'ın Türk romanında aslında bir ihtilalin başlatıcısı olduğunu da iddia edebiliriz. Çünkü çoğunlukla Türk okuru edebiyat metninin her zaman argo kullanımı tarafından tahfif edildiğini, tezif edildiğini, hafifleştirildiğini düşünür ve bu tür metinlere pek iltifat etmez, ama Metin Kaçan bu argo kullanımının, kimi zaman son derece şiddetli sahneler içerdiğini iddia edebileceğimiz argo kullanımının yanı sıra metinde son derece ince bir dil işçiliğinin mahsulü olduğunu gördüğümüz belli başlı ayrıntılı tasvirlere ve teşbihlere de yer verir. Dolayısıyla roman bu anlamda da yazarın belki de kendi iç dünyasında yaşattığı bir paradoksun sözcüsüdür. Çünkü ötekinin hikayesini ele alırken kolera mahallesinin dışına taşmayı reddeder. Romanda gerçekten kolera mahallesinin başlıca mekan olarak benimsenmiş olması yazarın bu ihtilalci tavrının da bir tezahürü olarak yorumlanabilir. Olay örgüsüne iştirak eden fertlerden, kahramanlarından, yazarın yarattığı kahramanlardan, vaka parçalarına, belli başlı motiflere, belli başlı izleklere kadar yazarın alt kültürün dışına hiç taşmadığı, diğer sosyal sınıflarla temas kurmayı reddettiği açıkça gözlemlenebiliyor. Rejo'ya benzeyen bir kaderle birlikte Salih de çeşitli işlerde çalışmaya başlar. Babası Salih'i tamirciye gönderir. Salih tamirci dükkanında arkadaşı Tilki ile birlikte araba tamiri yapmaya başlar. Öte yandan koleranın gençlerini etkisi altına alan bitirimlik tutkusu Salih'e de gelir çarpar. Önce bir eskiciden aldığı bir yeleği kabadayılar gibi sırtına atarak mahalle aralarında, sokaklarda poz keser gibi yürümeye başlar. Zalim bir semttir kolera. Orada yaşayanlar da bu zalimlikten paylarını almışlardır. Ne kadar farklı bir zaman ve başka bir boyutta geçen bir hikaye gibi tanıtılsa da, kolerada geçen olayların yazarın hayatından izler taşıdığını anlayabiliriz. Ağır romanın başarısı da burada yatar aslında. Kaçan, öteki olarak tanımlanan bir semtin gündelik argosunu romanın diline taşımayı başarmıştır. Yalnız bu argo göze batıcı bir argo değildir. Neredeyse o semtin özel dili gibidir. Kaçan'ın bir başka başarısı da ajitasyona çok açık olan konunun masalsı ve destansı anlatım sayesinde orijinal bir hal almasındadır. Kaotik, puslu ve dumanlı bir öyküdür ama aynı zamanda bir semt masalıdır ağır roman. Kitapta bir yolculuk anlatıyor. Salih isimli bir karakterin, ana karakterin yolculuğu anlatılıyor. Çocukluk döneminde babasının baskısıyla işte istemediği işlerde çalışan, kabadayılığa ya da işte o sokakların karanlık tarafına meyleden Salih, olgunluk döneminde ise madde bağımlılığına ve bütünüyle kendini o karanlık dehlizlere kaptırıyor. Burada Metin Kaçan aslında binlerce, yüz binlerce Salih'ten bir tanesini anlatıyor. Bunu anlatırken de aileyi, toplumu, eğitimi, hukuk sistemini, adalet sistemini de eleştiriyor. Ve bunu kendi objektifiyle yapıyor. Salih isimli ana karakterin
kimlik bunalımını anlatan Metin Kaçan aslında genel bir toplum okuması da yapıyor burada bize. Salih'in çevresindeki, ailesindeki karakterleri de bize anlatıyor. Onların yaşadığı iç dünyalarını da bize anlatıyor. Yine bir toplum okuması yapacaksak Salih üzerinden bu kolera semti için, Salih'te de görülen bir mutluluk hali mevcut. Fakat bu mutluluk hali hüzünlü bir mutluluk. Salih'in işte babası kötü işlere bulaşır, annesi akıl sağlığını yitirir, abisi evden kaçar, sevdiği tarafından aldatılır. Fakat buna rağmen romanda sürekli bir inceden neşe hali mevcuttur. Bölge halkının genel bir özelliğidir. Ne yaşarsa yaşasın, bunu bir şekilde eğlenceyle atlatmaya çalışırlar. Ve Metin Kaçan da bunu ağır romanda gayet güzel bir şekilde ele almış vaziyette. Salih, Tina adında bir kıza aşıktır. Konsomatrislik yapan Tina da zamanla Salih'ten hoşlanmaya başlar. Salih bir gün dayanamaz ve kızın evinin önüne gelerek ilanı aşk yapar. Bağırır, çağırır. Tina ise Salih'i evine alır ve aşkları başlar. Salih ile Tina'nın aşkları zamanla mahallede de duyulur. Bir düğüne beraber giderler. Salih, çiftlere takı takmaya kalktığında kavga çıkar ve Tina'nın eski patronu kızın yüzüne jilet atar. Tina'yı kanlar içinde gören Salih, intikam yemini eder ve adamı sonunda bıçaklar. Bu olay, Salih'e olan saygının ve korkunun artmasına neden olur. Salih'in namı yürümektedir. Otobiyografik unsurlar normalde bir edebi metin eğer otobiyografik roman ya da otobiyografik anlatı olarak sunulmadıysa metin incelemesinde çok da ön plana çıkarılmasa daha iyi olacak unsurlar. Çünkü elbette şairin hayatı şiire dahil ya da yazarın hayatı anlatıya dahil ama metnin esas meselesi bu değil. Çünkü Metin Kaçan metni otobiyografik bir roman olarak sunmamış. Sunsaydı da zaten Metin Kaçan'ın biyografisinden neler taşır, hangi otobiyografik izleri taşırdan ziyade otobiyografik kurmaca olur mu olmaz mı tartışmasını büyük olasılıkla merkeze alacaktık. Yine de Metin Kaçan'ın otobiyografik izleri adına söylenmesi gereken önemli birkaç şey elbette var. En önemlisi zannediyorum şu, şimdi Metin Kaçan'ın ağır romanda çok daha sarsıcı ya da çarpıcı şekilde ortaya koyduğu bir gerçek varsa ki var, çarpıcı şekilde kullandığı bir dil varsa ki var, ortaya bir yenilik koyulabildiyse bunlar sayesinde çok büyük olasılıkla Metin Kaçan'ın çocukluğunu geçirdiği fiziksel ve sosyal çevrenin, bu romandaki fiziksel ve sosyal çevrenin
arka planını oluşturuyor olmasından kaynaklanıyor. Yani Metin Kaçan, bırakınız bunu yazmayı ya da gözlemlemeyi, aynı zamanda bunu deneyimlemiş olduğu bir süreçten geliyor. E işte o zaman ortaya çok daha çarpıcı bir metin çıkmış oluyor. Bir diğer metin için, yani Fındık 8 için de aslında yine bu otobiyografik anlatı ya da otobiyografik izler adına pek çok şey söylemek mümkün. Çünkü orada da kendi özsel yolculuğuna ya da içsel yolculuğuna dair bir şeyler anlatmanın derdinde. Ama ben yine de yazarın kendisi bunu otobiyografik bir anlatı olarak sunmadığı sürece otobiyografik unsurları açığa çıkarmaya çalışmanın ya da deşmenin metni biraz gölgede bıraktığını düşünüyorum. Yine de tekrar edelim, ağır romanı çarpıcı yapan taraf Metin Kaçan'ın elbette gözlemlemekle kalmayıp deneyimlediği o süreçtir. Salih, Tina'nın eski patronlarından olan Fil Hamit'le kendisini aldattığını duyar. İlginç bir intikam alarak yeniden mahallelinin sevgisini kazanacaktır Salih. Roman da böylece biter. Semtin ruhu romanın her satırına işlemiştir. Kitaba adını veren de semtin daimi müziği olan roman havasıdır. Bu anlamıyla ağır roman Türk edebiyatı için özel bir şanstır. Bir benzeri daha olmayan bir romandır. Çoğu okurun bilmediği bir dünyayı kendi özel diliyle tanıtır bize. Ötekinin de masalı olabileceğini fısıldar aslında. İyi ve kötü ayrımının boşa gittiği, her şeyin kendi adaleti içinde işlediği bir yerdir kolera. Yer altının değil, gerçek üstünün değil, hemen yanı başımızdaki insanların masalıdır aslında. Onların dünyasına dair gerçekçi bir sahnedir. Tam da bu yüzden okunması, üzerinde düşünülmesi gereken farklı ve özel bir kitaptır.